Şu anki Galatasaray kadrosuna Mancini'nin geleceğini sanmıyorum. Mancini'nin gelmesi için büyük bir transfer bütçesi vermesi lazım kulübün. Bu bütçeyi sağlayacaklarını da düşünmüyorum diyor. Ben az önce buna vurgu yaptım. Dedim ki o zamanki kadro çok daha genişti, bütçesi daha yüksekti. Gelip gelmeyeceğiyle ilgili proje, adım anlatmak o zamanki Galatasaray'da bile Ünal Aysal'la fikir ayrılığına düştüğü için ayrılmıştı. Böyle bir ortamda o sponsorluklarla transfere ne kadar para harcanacak? Çok ciddi bir sponsorluktan bahsediyoruz. Sen diyorsun ki o sponsorluk Mancini adını besleyecek zaten hani getirebilme biraz adına. Biraz daha açayım. Yıllık 10 milyon dolarlık bir sponsorluktan bahsediliyor. 5 yani, yıllık. Yıllık 10 milyon dolar. Evet. 5 yıllık. Ama sponsorluğun içinde açıklanacak şeyler bu camiada çok büyük hareket getirir. Çok büyük heyecan duyulur. Nasıl sadece yani? Para değil. Nasıl yani? Ucu açık çünkü değişik farklı şeyler var içinde. Kağıtlarda yazıyor, ben de söyleyeyim mi? Yok, kağıtlarda yazmıyor. Onu kağıtlarda yazmıyor. Bunu hakikaten ben şimdi resmi olmadığı için açamıyorum. Çünkü belki de son anda bir şey çıkar ama. Anladım. Ben o programı izlerken orada bu benim duyduğum gerçek olursa. Bak üstüne basarak söylüyorum. Çarşamba günü seçimin seyri değişir. Vallahi merak ettik. Ben yani sohbette bile bunu anlatsam herkes herhalde vah yapar. Teknik adam konusunda tekrar söylüyorum. Evet, Kamber Bey'di. Evet. Burada Mancini'nin transfer bütçesi tabii ki önemli. Şu anda boşta bir teknik adam. Ünal Aysel'le Adnan Öztürk'le görüşmüştür. Sportif direktör için biz Cenk Bey'den bahsediyoruz. Ama Cenk Bey'in üzerinde yurt dışından bir sportif direktör ya da danışman olarak da bir şeyler gelebilir. Çok profesyonelce bir hareket yapılıyor şu anda. Ünal Aysal gölge başkan mı oluyor? Ünal Aysal güzel soru. Evet. Yani. Çünkü Roberto Mancini'yi ikna edebilecek Adnan Öztürk falan bir kenara, Ünal Aysal ismi Roberto Mancini'yi ikna edebilir. Çünkü Ünal Aysal'la birlikte gelebilecek transfer potansiyeli aslına bakarsanız Mancini'yi burada ikna edebilir. Geçmişteki buna, o gelen oyuncuları düşünüyor. Buna tamamen yorum vari söyleyeceğim. Bu iki adayın arasında ben hala Galatasaray'ın teknik direktörünün kayıtlara da geçsin, Roberto de Zerri olduğunu inanıyorum. Mancini ile görüşülecek. Ben de o dediğiniz şeyde tıkılabileceğini düşünüyorum transfer bütçesinde. Yani gerçekleşmeme ihtimalini gerçekleşmeme daha yüksek görüyorsun. İki aday, bak iki tane aday var diyorum Eşref'e. Üçüncü adayı asla ihtimal vermiyorum. Bu iki adaydan bir tanesi Galatasaray'ın teknik direktörü olur. Diğer adayı biraz açar mısın ismini? Roberto De Zerri. Bu adam Shakhtar Donetsk'in teknik adamıydı. 2023'e kadar sözleşmesi vardı. Fakat Ukrayna'daki yaşanan takımdaki hadiselerden dolayı ayrıldı. Hatta Fenerbahçe'yle oynadıkları zaman İsmail Kartal'la çok güzel de bir görüntüsü var. Palermo'da, Benivada'da ve Sassuolo'da başarılı işler yapmış. En son Shakhtar Donetsk'te geçen sezon kazandığı bir kupa var. Oynattığı futbol beğeniliyor. Bu İtalyan teknik adamdan hangisi gelirse gelsin. Ama şimdi ben de bakıyorum ya, çok tanıdığımız, bildiğimiz bir isim değil. En azından hani benim değil. Şimdi şöyle, bir kupa canavarı değil ama 42 yaşında bir teknik adamdan bahsediyoruz. Yani 42 yaş genç bir yaş. İtalya'da. Evet. Oynattığı futbol benimsenmiş. Oynattığı futbol Shakhtar'a attırmış kendini. Tatmin eder mi Galatasaray taraftarını bu isim? Şimdi neden etmesin? Ben baktığım zaman mesela şöyle bir aslında baksınlar. Belki İtalya futbolunu ya da Shakhtar Sassuolo'daki başarısı. Shakhtar Donetsk'e oynattığı futbol. Orada bakacağım şimdi kolay değil. Lucescu'dan sonra oralara gelip orada iyi işler yapmak, tutunabilmek çok kolay değil. Şimdi 42 yaşında genç bir teknik adam. Bu tek başına olmayacaktır tabii ki. Beraber o kuracağı bir ekip. Galatasaray'ın Roma'ya giden Tuğberk, Palermo'su var, Benevento'su var, Sassuolo'su var. En sonunda senin dediğin gibi Shakhtar Donetsk takımında. Orada da kısa sürede bir beğeni kazanmış. Bu iki teknik adamın üzerinde bir teknik adam olmayacak. Bunu söylüyorum. Vay be. Net. Üçüncü bir teknik adam asla yerli vesaire falan düşünülmesin. İkisi. Bak, üçüncü bir isim koymuyorum. Bu kadar da net söylüyorum ve net konuşuyorum. Ve sen Roberto De Zerbi olacak diyorsun. İkisinin arasında eğer Mancini'yi bütçe konusunda ikna edemezler ki o zaman bütçe çok daha yukarılardaydı. O zaman baktığı zaman Snyder'ler vardı, Drogba'lar vardı, Melo'lar vardı, Riera'lar vardı, Eboe'ler vardı. Çok geniş bir kadro vardı. Daha da genişemediği için ve Ünal Aysal'la yapılan o görüşmede transfer bütçesi galiba 20 milyon euro birinin üzerinde istemişti. Herkes anlaştı dedikleri zaman ben o zaman gazeteme veda etti gibi bir haber yapmıştım. Deli misin demişlerdi, her yerde kaldı diye. Sabah kahvaltıdan sonra veda etmişti Mancini. Yani tazminatını bile almadan veda etti bu arada. Çünkü orada alabilirdi de. Oradaki Ünal Bey'le yaptıkları görüşmede
yarın bir daha görüşelim diye masadan kalkıyor. 2 saat sonra arıyor. Bu şartlarda olmam. Sabahleyin bir veda gerçekleşiyor. Ya bir yerde eğer yarın bir daha görüşelim diyorsa Fenerbahçe'nin basketboldaki hocası içinde. Evet. Okan Buruk ve Mancini. Alın size tozlu sayfa. Şu an yeni çıktı yani. Güzel bir fotoğraf. Güzel bir fotoğraf. Okan Buruk Eşref Bey'in listesinde hiç yok. Ama Dursun Bey'in ikinci başkanı Metin Öztürk'ün çok istediği bir isimdi. Evet. Orada da biraz daha gerçekçi olmak lazım. Mesela Fatih Terim var mı? Okan Buruk nerede? Bir de Tudor ismi mesela ön plana çıkmaya başladı son günlerde. Evet, Tudor ismi için isim ne orada diyorsun? Bence gerçeklik payı var Sayın Dursun Özbek ve ekibinin. Çünkü orada hala Fatih Terim'i istemeyen bir grup var. Çatı adayı olduğu için orası, orada birleşme oldu çünkü. Metin Öztürk'ün çok net adayı Okan Buruk değil miydi? Kendisi ifade etti. Yani net derken önce Nuri Şahin oldu, sonra Okan Buruk oldu. Metin Bey'in sonra Okan Buruk'la anlaştıklarını kendileri ifade ettiler. Beraber görüntü verdiler. Burada da Okan Buruk isteği varsa Dursun Özbek'in Sayın Başkan'ın tavrı nasıldır? Bunu o çatı adayın içinde göreceğiz yani önümüzdeki günlerde. Aynen. Gelen yorumlara şöyle bir bakalım. Neler düşünüyor izleyicilerimiz? Tabii ki heyecanlandırdı Mancini ismi. Murat Bey demiş ki Senior Mancini o zaman da yakışıyordu Galatasaray'a. Şimdi de yakışır. İnşallah başkan kim olursa olsun Mancini'yi getirir diyor. Ya şunu söyleyeyim. Hala çok garip geliyor bana Roberto Mancini ismi. Hatta evet yani Jorge Jesus geldi vesaire ama Roberto Mancini özellikle İtalya milli takımıyla son oynattığı oyunla Avrupa Şampiyonası performansıyla şu anda sanki çok daha farklı kulvarlarda farklı level bir teknik direktörlük ortaya koydu ve şu anda ciddi bütçeli bir takıma Şampiyonlar Ligi potasında Şampiyonlar Ligi gruplarında olan bir takımda kendisine yer bulabilecek gibi geliyor bana. Tabii burada ikili ilişkiler, Ünal Aysal'ın varlığı, daha önceki dönemde yine Ünal Aysal'ın Mancini'yle olan yakın ilişkisi ve Adnan Öztürk'ü de burada yapmakla. Adnan Öztürk de kez aynı şekilde. O dönemde köprü vazifesi yapıyordu. Beraber görüşüyorlardı. O süreçte gerçekten de mağdur edilmemiş olan bir Mancini var aslında ve gerçekten de Mancini de çok klas bir şekilde göreve geldi. Klas bir şekilde görevini bıraktı. Göreve gelişi de hemen bir günde takımın başına geçip Atletico Madrid maçına çıkmıştı diye hatırlıyorum. Pardon, Juventus maçına çıkmıştı. Şimdi çok tabii mesela iki hocanın ayrılığını kıyasladığımız zaman Tudor'un ayrılışı gibi bir ayrılış da olmadı Mancini. Ya, direkt olarak tazminatını falan bırakıp. Şimdi evet, hep yarım kalan hikaye diyorlar ya mesela işte Fatih Terim için, Tudor için, böyle bazı teknik adamlar için. Eğer yarım kalan bir hikaye varsa Mancini için yarım kalan hikaye macera çok daha. Macera arayan teknik adam gelir Galatasaray'a. Macera arıyorsa. Çünkü Galatasaray şu kadroya gelmek bir macera. Şimdi ama mesela Jesus'un gelişinde ne etkili oldu? Konuştuk ya Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi ihtimali. Şampiyonlar Ligi ihtimali. Aynen, ligi bitirdiği nokta. Ama Galatasaray yani çok uzak bu noktaya şu an bu sezon itibarıyla. Ekonomik durum zaten gelecek olan başkanın üzerinde ciddi bir yük olacak. Transfer konusunda geçen seneden kalan hani ciddi anlamda verim alınamayan isimler var takımda. Ya Mancini için bunlar da negatif sebep olmaz mı? Ve karşı tarafta parayla, maaşla ikna edemeyeceğiniz seviyede bir teknik adam var. Yani Roberto Mancini. Zaten vereceğiniz parayı o Avrupa'da çok rahat bulabilecek düzeyde. Evet. Yani ben tabii ki burada Mancini olur demiyorum ama Mancini'yle görüşüldü. Görüşülecek de diyorum. Bakın bir görüşme daha var. Belki çarşambaya kadar üçüncü görüşme olacak. Bir görüşme var. Transfer bütçesi bu sponsorluktan sonra ne kadar olabilir, kendisine ne kadar önebilir? Evet, bu takıma gelmek bir risktir. Ama ikna gücü, ikna etme kabiliyeti de çok başka bir şey. Ben Galatasaray'dan aldıktan sonra Mancini ile Ünal Aysal'ın defalarca yemek yediğini biliyorum. İtalya'da, Belçika'da, belki daha farklı yerlerde. İtalya'da hatta Avrupa Kupalarında, şampiyonalarda da bir araya geldiklerini biliyorum. Maçını izlediğini biliyorum gidip. Aralarının oldukça iyi olduğunu biliyoruz. Tabii bu gelmesine yeterli mi dersek bütçeye bakıyor her şey. Yani daha mesela Mancini için sorduğum şey diğer aday için de geçerli aslında. Neden Avrupa'da olmayan bir takıma gelsin mesela kariyeri için? Ama şimdi Roberto De Zerbi böyle baktığımız zaman çok kariyerli bir hoca değil. Yani risk mi dersen Shakhtar Donetsk'ten Galatasaray'a geleceğim bir hoca. Şimdi Klopp'u getirmiyoruz mu? Mancini'yi getirmiyoruz. Burada risk olur mu kendisi için? Bilemedim. Ama iki isim de çok garip, enteresan. Yani Savaşçıoğlu'nun zaten dengeleri değiştirilmesinin sebebi bu isimler. Şimdi seçim kazanma çok önemli. Seçimi kazanabilmek çok önemli. Ve seçimi kazanabilmek için de iyi bir isim ortaya atılması gerekiyor.
ve karşılarında da güçlü bir rakip var. Eşref Amamcıoğlu ve ekip. Bu anlamda yani maçta böyle biraz daha kartlarını riske mi atıyor acaba bu isimleri gündeme getirerek? Eşref Amamcıoğlu mu? Evet. Ben gündeme getirerek değil. Ben burada çok net söylüyorum. Görüştüler diyorum. Bakın görüştüler. Bu yalan değil. Görüştüler. Görüşeceklerdi. Bunu somut adımlarla görebiliriz diyorum yani. Bunu çünkü çok ciddi bir strateji belirliyorlar. Yani ben seçimde işte Mancini adını ortaya atayım. İki isimle de görüşüldü mü? İki isimle de görüşüldü. Hem Roberto De Zerbi ile görüşüldü hem İki isimle de görüşüldü. De Zerbi şu anda baktığımız zaman hani bir laf var bu cepte duruyor falan gibi bir şey var ya mesela böyle. O şu anda bir kenarda duruyor. İki Roberto'dan biri yani. Evet. Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Roberto olacaktır. Hangi Roberto olacaktır onu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Çarşamba günü yapılacak toplantıdan sonra... Kesin mi yani? Eğer tabii ki şu an başkan belli değil ama Eşref Hamamcıoğlu başkanlığa seçilirse bu iki isimden biri olacak. Bu kadar kesin. İddialıyım. Bak konuşma, iddialı konuşmayı çok sevmem. İki Roberto'dan birisi Galatasaray'ın yeni teknik direktörü. Vay. Bu gibi şeylerde biliyorsun Taner her zaman bir küçük pay vardır ama ben iki Roberto'dan birisinin olacağını çok net söylüyorum. Umarım Roberto Mancini olur. Onu da herhalde yarın akşam biraz daha netleşmiş olur. Yarın akşam son sayfada kim olur? Orada biraz daha... Kim olacak biliyor musun? Onu da söyleyeyim. Serkan Korkmaz ve hemen konuklarımızı da söyleyelim. Ergin Aslan olacak. Güzel ikili. Sevgili Serkan Korkmaz da Galatasaray seçimini iyi takip eder. Seçim sürecini evet. daha iyi takip eder bilir. Güzel bir program olur. Takribi yarınki son sayfaya kadar sen teknik direktörün adını öğrenmiş olursun. Çünkü benim anladığım şu anda Galatasaray kurmar, yani şimdi Eşref Bey'in ekibi İtalya'da. Doğru mu biliyorum? Yarın gidecekler. İtalya'ya gidiyorlar. Sıcağı yarın masaya oturulur. Yani bu gece gitmiş olabilirler mi? Belki de bu gece Çarşamba gitmiş olabilirler. Çarşamba günü de toplantıda teknik direktörümüz Roberto Mancini örneğin diyecekler gibi geliyor bana. İkisiyle birden fotoğraf çıkar mı? Yani isim açıklanacak gibi geliyor bana Çarşamba günü toplantıda. Yani iki Roberto ile de gitmişken görüşme olur mu? Bunu da bilmiyorum. Müthiş bir seçim çalışması olur. Ya yani o yüzden özellikle sordum. Şimdi, çünkü çok Eşref Amamcıoğlu ekibine işte biraz daha hani böyle diğer taraf daha ekonomik olarak güçlü gibi yorumlar yapıldı. Ama seçimi Dursun Özbek kazandı denildi. Şu anda ben de müthiş bir gol atar yani böyle hep söylediğim bir şey vardı. Seninle yaptığımız yayınlarda, gündüz yaptığımız yayınlarda bir şey daha. Bir karşı atak gelir mi? Onu da konuşalım ama. Bu saatten sonra o hoca konusunda çok fazla bir şey olmaz. Çünkü bu taraf da aynı şekilde görüştü hocalarla. Şimdi yeni 3 hocanın dışında orada ne diyoruz? Mancini, Okan Hoca, Fatih Terim ve Tudor. Bu üçünün dışında bir isim duymadık. Karşı atak gelir mi bilmiyorum. Karşı ataklar artık bundan sonra projeler bazında gelir. Belki gitmişken iki röportajla da görüşülebilir. Yalnız tekrar söylüyorum, 25 yıldır Galatasaray'ın içindeyim. Böyle bir seçim ortamı ilk kez görüyorum. Çok seçim yaşadım. Bak bir gecede listelerin değiştiği, tüzük değişmeden önce Özhan Canaydın zamanında, Faruk Bey zamanında, Alp Bey zamanında gece mesela listeler yapılırdı, sabah basılırdı listeler. Taner'i buradan burada görebilirdik. Şimdi öyle bir şey yok. Peki seçim iptal olur mu? Herhalde bu saatten sonra olmaz. Onun yakından dedikodusuna bile inanmak istemiyorum. Seçim iptal dedikodu şeylerini biliyorsun. En iyi ben takip ederim. O yüzden yani sordum. Bana böyle olur. Bir telefon gelse ki ben o süreci çok iyi takip ediyorum. Gerek dernekler masası gerek artık 8. Asliye Hukuk Mahkemesi vesaire. Herhalde telefondan oya basarım yani. Ha, seçimin seyri değiştikten sonra böyle bir şey olursa çok tepki çeker. Çünkü burada bir haftadır hep duyduğumuz şey neydi? Sayın Dursun Özbek Galatasaray'ın başkanlığını kazandı. Karşı tarafta para yok. Karşı tarafta sessiz çalıştığını duyuyorum. Bu çalışmaların yarın hafta sonu ziyaretler devam edecek. Cemiyet olacak bunların içinde. Galiba Bursa ziyareti var bugün mü yarın mı? Ankara derneği var. İki isim arasında çok hani fark yok mu? O yüzden gerçekçi gelmiyor arasında, diyorlar. İki isim arasında. Şimdi birisi çok daha hani üst düzeye geliyor. İzleyici. Adaylar arasında mı? Evet. Şimdi şöyle. Listeler verildikten sonra burada yaptığımız hem gündüz yayınlarında hem akşam yanında şunu söyledim. Kim kazanır? Ben kazanır konusunda genelde şey yaparım, belli etmem fikrimi. Ama hep şunu söylerim. Bugün seçim olsa Dursun Özbek kazanır. Hayır, o anlamda demedim. Teknik direktör adayları arasında. Mancini ile diğer isim arasında. Şimdi diğer isim Dezerbi. Arasındaki bütçe konusunda De Zerbi inandırmış. O bak orada projeler... Peki biraz ara verelim, virgül koyalım.